Yıllardır Çin rejim yönetiminin Doğu Türkistan'daki eğitim sistemine değişiklik getirerek çift dil eğitim bahanesiyle Uygur Türkçesini yasaklayan, Çince'yi esas alan eğitim programını yürüttüğü biliniyor. Son gelen bilgilere göre ortaokul ve anaokullardaki Uygur Türk öğrencilere Çince konuşmanın zorunlu olduğu ve 3 kelimeden fazla Uygur Türkçesi konuşanların doğruca toplama kampına gönderileceği bildirildi. Ayrıca okullarda eskisi gibi Uygur kültürü ve medeniyetini yansıtan edebi ve kültür sanat faaliyetlerinin de yasaklandığı belirtildi. 2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İran Çin'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadelenin 31. dakikasında İran milli takımının ikinci golünü kaydeden Türk asıllı futbolcusu Serdar Azmun maç sonrası yaptığı açıklamada "Attığım golü mazlum Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum" dedi. Zeytinburnu Kardeşlik Platformu, Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması programı düzenledi. Zeytinburnu Kardeşlik Platformu, 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan kalabalık kitleyle birlikte 58. Bulvar Caddesi boyunca yürüyerek depo durağında basın açıklaması düzenledi. Ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla tekbirler eşliğinde yürüyen kalabalık, Komünist Çin aleyhine sık sık slogan attı. Özbekistan'da ilk askeri enstitünün açılışı Taşkent'te Mirziyoyev tarafından gerçekleştirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre yeni eğitim kurumu 6 alanda yetkilileri üst seviye için eğitecek. Enstitü Muhammed el-Harizmi ismini alan Taşkent Üniversitesi Bilim Teknolojileri Özel Bölümü temelinde kurulmuştur. Çalışma süresi 2 yıldır. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bütün ülkelerin finansal sistemlerini Maduro rejiminden ayırmalarını ve Venezuela halkına ait varlıkları ülkenin meşru yöneticilerine bırakmalarını umuyoruz dedi. Diğer yandan AB, Venezuela'da yeni seçim yapılacağının açıklanmaması halinde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını duyurdu. Venezuela Dışişleri Bakanı George Areza, Avrupa Birliği'nin seçim çağrısına ilişkin "Kimse bize ne zaman seçim yapılacağını söyleyemez" dedi. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu'nun gündemine gelen bir tasarıda Suudi Arabistan'ın AB'ye tehdit teşkil eden 16 ülkenin bulunduğu listeye dahil edileceği öne sürüldü. Herhangi bir ülkenin bu listeye dahil edilmesi, o ülke ile Avrupa Birliği arasındaki mali ilişkilere bir takım kısıtlamalar getiriyor ve söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği'ndeki para hareketleriyle borsada işlem gören şirketleri katı bir kontrole tabi tutuluyor.